Merhabalar değerli izleyenler. Kuzey Kıbrıs TV'den herkese mutlu günler. Bugün tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de beden sağlığımız olduğu kadar ruh sağlığımızı da derinden etkileyen koronavirüsün bireyler üzerinde yarattığı psikolojik etkileri uzman psikolog Şerife İncirlili Çelik ile konuşmak için karşınızdayız. Şerife Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Özlem Hanım. Öncelikle sizlere iyi yayınlar dilerim. Herkese merhabalar dilerim. Bu süreç umarım evlerimizde iyi bir şekilde yönetiliyordur diye umuyorum ve güzel bir yayın olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Şerife Hanım, isterseniz hemen konuya girelim. Tabii ki yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı tüm dünya ve biz. Bizim ülkemizde bu durumdan etkilendi. Çünkü bizim ülkemize de sıçradı. Koronavirüs, yeni tip koronavirüsü, COVID-19. Koronavirüsün ülke toplumlarında ve özellikle de KKTC toplumunda, bireylerde yarattığı psikolojik etkiler ne oldu? Olumsuz olarak nasıl etkilendi toplum bireylerimiz bu konuda? Yani şöyle başlamak istiyorum aslında. Şu sıralar tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde zor zamanlardan geçiyor. Biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü bir pandemi olarak bu durumu tanımladı ve buna hem fiziksel hem ekonomik hem de psikolojik bir savaş olarak baktı. Dolayısıyla tabii ki bir yandan sosyal izolasyon, insanı izole etmekten bahsediyoruz. Sosyal izolasyon devam ederken ve gerekliliği önemliyken bu durum insanlarda belli bir kaygı sürecini de tekrardan tetiklemiş ve başlatmış oldu. Tabii ki bu süreçte bu durumların yaşanması ve bu hissiyatların hissedilmesinin de aslında normal bir durum olabileceğini söyleyebiliriz. Ancak burada doğru olarak yapılması gereken ve beklenen tüm toplumlarda bu böyle, sadece bizim ülkemizde değil, bu kaygıyı ve bu durumu olumlu bir şekilde yönetebilmeyi başarma, yani kriz yönetimini yönetebilmeyi başarma. Ancak buradaki kriz yönetimi bireylerin kendileri ve toplum tarafından, yani tüm dünyanın savaşmış olduğu bu pandemiyle birlikte kaygılarını ne şekilde yönetecekleri noktasıdır. Çünkü unutmayalım ki evlerimizde çocuklarımız da var. Bizim yaşadığımız kaygıyı onlar da gözlemleyebilir. Kaygı sonuç olarak öğrenilen bir duygudur. Dolayısıyla evde çocuklarımızın da olduğunu dikkate alarak hareket etmenin ve bu krizi doğru bir şekilde, bilinçli bir şekilde yönetmenin önemli olduğunu buradan söylemek istiyorum. Bu açıdan insanlarda aslında bir panik hali oluşmuştu. Şimdi bizim 45 günü geçti artık tabii. İnsan bünyesi sosyal bir varlık ama her türlü ortama da ayak uydurabilecek bir yapıya sahibiz aslında. Bu sosyal varlık olmanın, insanın en büyük özelliklerinden biri. Her ne kadar da buna hala alışmadık, çok sıkıldık desek de aslında insanlar kendi evlerinde izole durumdayken bu durumu kendilerine çevirmeyi başardılar. Yani bizim toplum açısından bunu ifade etmem gerekirse %80-85 oranında biz gördüğüm, gözlemlediğim verilere bakıldığı zaman biz bunu başarabildik. Kendimize dünyamızı, iç dünyamızı kurabildik. Üretmeye başladık kendi içimizde. Bir de şu çok önemli. Hiç bu kadar çocuklarımızla, eşimizle vakit geçirmemiştik evimizde. Belki de bu bir fırsat olmuştur. Yani olumlu yönleri de olmuş olabilir bunun. Olumsuz Evet. Yönleri de olmuş olabilir. Evet, aslında hükümetlerin aldıkları önlemler çerçevesinde kısmi sokağa çıkma yasaklarının konulmasıyla birlikte, önlem alınmasıyla birlikte kendimizi karantina altına aldık evlerimizde. Evet. Bu aslında şöyle bir beklentiyi oluşturmuştu. Herkes için herhalde aynı duyguları yarattı. Aile üyeleriyle, fertleriyle daha çok zaman geçirme, yapamadığımız işlere, hobilerimize ya da daha önce fırsat, yoğun tempodan fırsat bulamadığımız şeylere daha çok zaman ayırabilme fırsatını aslında önümüze sunacak diye düşünürken, aslında dünyadan ve ülkemizde de son günlerde bu haberleri duymaya başladık. Ev içi şiddet ve
tartışma haberleri gelmeye başladı. Burada nerede hata yapıldı ya da buna neden olan şeyler nelerdi Şerife Hanım? Yani özellikle bizim toplum üzerinden konuşacak olursak biraz daha kültürel bakmak istiyorum bu duruma. Tabii ki ataerkil toplum olmanın vermiş olduğu bir egemenlik çatışmaları ve savaşları evlerde illaki gözlemlendi. Tüm evlerde olmasa da hafif hafif bu sallantıyı birçok ev, birçok hane yaşadı. Ancak bu süreçte tabii ki istenmeyen bazı haberler duyduk sizin de ifade ettiğiniz gibi çocuklara veya eşlere yönelik. Bu da çok tasvip etmediğimiz bir durum. Bu durumun yine devlet kanallı, sosyal hizmetlerin bu durum yani bu süreçte gereken önemi ve yönetimi sağlayabilmesi çok önem arz etmektedir aslında. Bu durumda çalışmaları hiç bırakmamamız gerekmektedir. Hep kontrol şeklinde gitmemiz gerekiyor. Tabii ki bu süreci göz önüne alarak bu süreçte en iyi şekilde bunu nasıl yürütebilirsek o şekilde yürütebilmenin ciddi bir şekilde önemli olduğunu düşünmekteyim. Bir yerde yanlış yaptık diye spesifik bir örnek vermek istemiyorum. Çünkü insanların hiç birbirleriyle bu yoğun tempoda, bu yoğun çalışma temposunda birbirlerine zaman ayıracakları bu kadar uzun bir zaman süreci olmamıştı. Ve insanlar belki de birbirlerini tekrardan ve yeniden tanıma safhasına girdiler. Bu bağlamda insan doğasında bu çatışmaların olması, ancak birbirlerine zarar vermeden bu çatışmaların olması tabii ki belli ölçülerde kabul edilebilir bir durum. Ancak istismar boyutuna ulaştığı zaman gerek kadına yönelik gerek çocuğa yönelik belki de yani cinsiyet olarak ayırmak istemiyorum tabii ki ama o boyuta ulaştığı zaman burada tabii ki polis ve sosyal hizmetlere de birazcık dikkat çekmek istiyorum. Genel olarak bireylerin bu süreçte tabii ki krizi iyi yönetebilmeleri için kendilerine dönük, içe dönük ve kendilerini geliştirmeye yönelik ev içerisinde hareketlerin, düşüncelerin ve davranışların olması gerekmektedir. Yani bu süreci bir fırsat bilip kendimizi geliştirmeye odaklı, birbirimize saygı çerçevesinde yaşam sürmeyi aslında belki de başarabilmemizi sağlayacaktırabilen bir durum bile olabilir eğer fırsata çevirebilirsek bunu. Bu konuyla ilgili yine çocuklara dönmek istiyorum. Sadece şiddet değil, unutmayalım ki bu süreçte yaşadığımız her kaygı, her korku, çocukların önünde gösterdiğimiz her davranış çocukları olumlu veya olumsuz yönden etkileyebilir. Bu da bir tür duygusal istismar olabilir. Özellikle haberleri dinlerken sık sık sürekli her gün her dakika bu haberleri hissedip yaşamak yerine günde en az 2 veya 3 kere sabah, öğlen ve akşam haberleri olmak üzere biz yetişkinler bu haberleri takip edebilir. Ve çocukların önünde bu haberlerle ilgili yapacağımız yorumlara çok dikkat etmemiz gerekmektedir. Çocukların önünde özellikle umutsuzluk, kaygı yaratan, korku yaratan haberleri ve yorumları yapmamaya özen göstermemiz gerekmektedir. Dediğim gibi yani bizler yetişkin bireyleriz. Post yani bu süreçten sonra post travmatik dediğimiz süreci belki yetişkinler sonrasında daha iyi yönetebilecek durumda olabilir. Kesin olmamakla birlikte ama çocuklarda oluşmuş olan bu duygusal tahribat çok hızlı düzelmeyebilir biliyorsunuz siz de Özlem Hanım. Dolayısıyla bu açıdan bu konulara dikkat edersek daha bu süreci daha bilinçli ve daha duyarlı bir şekilde yönetebileceğiz. Aynı zamanda lütfen teknolojik cihazlara yönelmek yerine çocuklarımıza ve evimize dönmeyi, fiziksel aktivitelere yönelmeyi, çocukların psiko gelişim özelliklerine göre özellikle oyunlar, aktiviteler bulup onlarla zaman geçirmeyi ihmal etmeyelim. Bu süreçte yani çocuklarınızın gelişim süreci burada söz konusu. Çünkü biliyorsunuz okul hayatı durdu, sosyal aktiviteleri durdu.
Çocukların bütün sosyal alanlardaki fiziksel aktiviteleri de durdu. Dolayısıyla çocuklarımızı bu açıdan değerlendirirsek ve bu açıdan da göz önünde bulundurarak hareket edersek, gelişim özelliklerine uygun oyunlar, materyaller seçerek birlikte zaman geçirmeye yönelirsek, hem kendimizi hem çocuklarımızın gelişimi açısından iyi bir noktaya taşıyabileceğiz bu süreci diye düşünüyorum. Zaten bu süreç geçtiği zaman sosyal hayatımız eskisi gibi bir müddet daha olmayacak diye düşünüyorum ve bunu Dünya Sağlık Örgütü de yine bu şekilde uzun bir süre bu şekilde olacağına dair açıklamaları var biliyorsunuz. Bu sebepten dolayı daha kendimize dönük yaşamayı öğrenip bu şekilde mutlu olmaya gayret göstermemiz gerekmektedir. Evet, Şerif Hanım biliyorsunuz ki koronavirüsle birlikte psikolojik olarak evet, çok etkilenmeler söz konusu oldu. Tabii ki bu durum söz konusu olmadan önce de hali hazırda evet, psikolojik destek alan bireyler vardı. Evet. Karantina süreçleri, sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte yüz yüze terapi ve tedaviler de evet, tabii kesintiye uğradı, aksamalar yaşandı. Evet. Çoğu kişi online ya da telefon üzerinden sürdürmeye çalıştı ve bu alana kaydı doğal olarak. Online telefon üzerinden yapılan terapiler, tedaviler bu süreçte işe yaradı mı, yarıyor mu? Tabii, muhtemelen yarıyordur ama yüz yüze olan tedavi sürecine nazaran değerlendirecek olursak şu anki son durum nedir ve ilerisi için hali hazırda tedavi gören bu bireylerin ilerisi için durumları nasıl öngörülebilir? Olumlu bir süreç mi geçirdiler yoksa geriye gidişler söz konusu oldu mu acaba? Yani bu süreçten önce zaten patolojik olarak birçok insanın içerisinde barındırdığı bu kaygı ve benzer depresif ataklar bu semptomatik özellikle daha da alevlenmiş olabilir. Bunları yaşayan kişilerde diyeyim veya hala hazırda bu süreçten önce destek özellikle bu konular bu iki saydığım topik üzerinde destek alan kişilerde dolayısıyla online evet yani bir anda bu yani şiddetli panik atak kaygı yönetimiyle ilgili denge problemi olan yani yönetme konusunda denge problemi olan kişilerde veya depresif ataklar gösteren, sürekli depresif ataklar gösteren kişilerde bir an bu hizmeti kesemeyiz, sıfırlayamayız. Doğru bir karardı aslında online olarak bir müddet bunu yönetebilmek ancak online terapinin yüz yüze olan terapiye göre oranı yani %50, %60 bireysel yani kişiye göre değişiklik gösterebilir tabii ki bu. Bazen bu şekilde face to face olmak birine yani kamera arkasında bile olmak yetebiliyorken bazısına yeterli gelemeyebiliyor. Bu da kişilerin kendi içlerindeki dengesiyle alakalı bir şey. Yani %100 bir verimliliğinin olabileceğini söyleyemesem de sıfır müdahalesiz de bu sürecin atlatılabileceğini düşünmüyorum. Evet Şerife Hanım, tabii ki Avrupa'dan da takip ediyoruz, dünyadaki gelişmeleri de takip ediyoruz. Evet. Ağırlıklı olarak psikiyatrlar ve doktorlar, sağlık çevreleri Avrupa'da sakinleştirici ve uyku ilaçlarına bir talebin söz konusu olduğu evet, konusunda hemfikir. Bu gerek yüz yüze görüşmelerin kesintiye uğraması nedeniyle gerek tabii ki içerisinde bulunulan durumda artan kaygı, kaygının evet, getirisi olarak uykusuzluk gibi durumların, semptomların baş göstermesinden dolayı. Doktorlar, uzmanlar çok ihtiyaç zorda kalmadıkça daha doğrusu bu ilaçlara daha doğrusu bağımlılık yapan ilaçlara başvurma taraftarı değiller. Tabii evet, içerisinde bulunduğumuz bu salgın döneminde bunlara yönelme de daha alternatif olarak görülmeye başladı. Bu tarz bağımlılık yapan ilaçların kullanımının artması ne gibi tehlikelere neden olabilir? Toplumlarda bir bağımlılık oranının artışı evet, ile karşı karşıya bırakabilir mi?
Tabii ki az önce de yaptığım açıklama gibi hali hazırda var olan yani bu patolojiyi hali hazırda altyapılarında barındıran kişilerin süreçlerinde mutlaka bu ilaçlar zaten kullanılıyordu. Ve bunların daha da alevlenmesiyle bu süreçle birlikte daha fazla bu süreçte bu ilaçlara ihtiyaç duyulmuş olabilir ki duyuldu da onu söyleyebilirim. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün de yaptığı açıklamalar da aynı zamanda bu yönde veya diğer dünya sağlık örgütlerinin yayın organlarının yapmış olduğu açıklamalarda tabii ki bu bir sürü bağışıklığı dediğimiz kültürel etmenleri de içinde barındırarak herkes aynı oranda, aynı maddeye, aynı şekilde bir bağışıklık, bağımlılık göstermez, kazanmaz da kolayına. Ancak bu süreçte evet kitlesel olarak bazı bağımlılık içerici ilaçların bunu bireyler üzerinde yaratabileceğini söyleyebilirim. Yani bu kaçınılmaz bir durum olacak. Çünkü daha fazla bu süreçte insanlar özellikle patolojilerinde barındıran kişilerin diye parantez açmak isterim. Daha da yönelecek bu ilaçlara ve dolayısıyla bu psikofarmakolojik ilaçların yan etkileri ve bağımlılık yapıcı etkileri de mutlaka kitlesel olarak toplumları büyük ölçüde etkileyeceğini düşünüyorum. Şerife Hanım, bizim ülke olarak toplum psikolojisine yönelik, toplumun psikolojisine yönelik olumlu, sağlıklı bir eylem planımız var mı? Olumsuz etkileri minimuma indirmek için. Şu anda bir yapılan çalışmalar olduğunu görüyoruz tabii ki. Bazı hatlar var, destek hattı, ruhsal destek hattı. Evet. Tabii ki bazı kuruluşlar da bu süreçte online ve telefon üzerinden destek verdi. Sıkıntı yaşayan bireylere, Evet. desteğe ihtiyacı olan bireylere. Bu son dönemde yapılan bu çalışmaların değerlendirmesini yapacak olursanız neler söylersiniz bize? Yani az önce de bunu belirttiğim gibi bir anda yapılan müdahaleler özellikle belirli patolojideki kişilere kesilemezdi. Bu toplum olarak karar ver yani toplum olarak ve belirli mekanizmaların bu toplumda vermiş olduğu doğru kararlardan biri tabii ki online destek ve herkesin maddi manevi gücünün ekonomik olarak boyutunun ne olduğunu bu süreçte kimse tartışamaz tabii ki. O yüzden bu alınan kararın şu süreçte doğru bir karar olduğunu düşünmekteyim. Ancak şu an hepimiz evlerimizdeyken ve evlerimizde bu süreçte bol bol zamanımız varken, bol bol kendimizi belki de kitap okumaya, makale okumaya ve benzeri şeylerle durumlar yöneltmişken, belediyelerin yani lokal müdahalelerin önemini burada söylemek istiyorum. Tabii ki bu siyasi yönetimlerde de zaman zaman veya seçim politikalarında bu uygulanır. Yani broşürler ve benzeri materyallerin yayınlanması gibi. Şu süreçte insanlar evlerindeyken aslında bir el kitapçığı hazırlanabilirdi. Bilim kurulunda en az bir psikiyatrist, bir psikolog ve bir sosyoloğun olması büyük önem taşırdı bu süreçte bence. Çünkü toplum yani sosyolojik olarak toplumun oluşturmuş veya oluşturacağı modelin bu süreçten sonra ne olacağı için ileriye dönük bir öngörü gerekir. Bunu da sosyologlardan destek alabiliriz. Aynı zamanda toplum psikolojisi ve benzeri post travmalar için psikolog ve özellikle psikiyatristlerin bu bünyede var olması çok önem taşıyor, taşıyordu. Ama hala geç değil diye düşünmekteyim ve lokal müdahalelere dikkat çekmek istiyorum. Belediyeleri bu süreçte etkin kullanarak bireyleri bilinçlendirme, kamu spotlarını asla ihmal etmeden, tabii ki yerel yayın organlarının da burada yine ciddi işlevi olduğunu düşünüyorum. Örneğin maske kullanımı, hijyen bunlarla ilgili en başında her ne kadar da geç başlansa da bazı kamu spotları döndü. Ancak örneğin şu an yani çok garip geliyor bana. Arabada giderken kişiler ellerinde maskeler ve ellerinde eldiven ve yüzlerinde maske. Şimdi şöyle
Evet, maske bir zorunluluk olarak getirildi. Bir kural, bir yasa şu an bunu hepimiz kabul ediyoruz. Ancak bunları kullanım şeklimiz, yani ne şekilde kullanmamız gerektiği hala yetersiz. Bilgi ve bilinçlilik açısından hala yetersiz kalıyoruz. Aslında bunu fırsata çevirip evde ne kadar bilinçlendirir, kendimizi geliştiririz derken bunu kastetmiştim. Bol bol okuyarak, doğru siteleri ve haber yayınlarını takip ederek bunları kendimiz öğrenebilirdik. Yani şöyle, arabada maskeyle gitmek bizi hiçbir zaman bir şeyden korumaz. Biz de birini korumayız. Sosyal mesafenin gerekli olduğu yerlerde maskeyi takmamız, işte eldiveni bir yere dokunduğumuz zaman, biri enfekte olan biri dokunduysa o sebepten dolayı eldiveni takıp onun dokunduğu yere dokunduğumuzda kendimizi yüzdelik olarak ne kadar korusa da o kadar korumaya yönelik. Yani neyi ne zaman nerede yapabileceğimiz bu kriz sürecinde ve kriz yönetiminde insanların daha bilinçli olması ve bilinçlendirilmesi büyük önem taşırdı mesela. Ve böyle komik görüntüler oluşmazdı arabada giderken, işte maske, eldiven vesaire. Tabii ki bireylerin bu süreçteki kaygılarını da anlıyorum, endişelerini de anlıyorum. Kimse sebepsiz bu şekilde davranmaz. Ama iyi yönetebilmek için iyi araştırmak gerekir, iyi okumak gerekir. Yerel yayın kuruluşları, yerel organlar, işte belediyeler gibi bilinçlendirmeye devam etmesi gerekir bireyleri. Çünkü evlerinde otururken, evet, bir seçim zamanı olsaydı ve sosyal hayat eskisi gibi devam etseydi, broşürü belki de böyle yapıp fırlatacaktık. Ama şimdi ne kadar da tasvip etmesem, bu arada orada bir emek var. Ama şimdi insanların zamanı var ve broşürleri, kitapları, yazıları, yayınlanacak olan şeyleri belki oturup izleme, bir CD hazırlama zamanı var. Ve bunu yapabileceklerini ve yapacaklarına inanıyorum. Bu şekilde bu süreç cin yönetimi de devam edebilir. Evet. Şerife Hanım, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Sizlere iyi yayınlar dilerim. Umarım verimli olmuştur. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sevgili Kuzey Kıbrıs TV izleyenleri, bugün sizin için beden sağlığımız kadar önemli olan bir diğer sağlık çeşidi ruh sağlığımızı konuşmaya çalıştık. Uzman psikolog Şerife İncirlili Çelik ile. Hepiniz sağlıkla, huzurla, mutlulukla kalın.